asla bana kolye molye demedi. Bana hiçbir şey söylemedi benim eşim. Sadece... Senin eşin ne gördü ben anlamadım. Bir daha... Bak benim eşim mesajı görmüş. Benim eşim Sarı'nın telefonda mesajı görmüş. Ama asla bana Fenice ben şu mesajı gördüm demedi. Ne yazıyordu sadece mesajda? Mesajda ne yazıyordu? Bak bilmiyorum. Bana dedi ki sadece dedi bak dedi böyle böyle mesaj gördüm dedi. Sadece de Sarı ile Mehmet'i uyar dedi. Ne yazıyordu? Ne görmüş senin eşin? Aralarının ilişki olduğunu mu anlamış? Herhalde öyle bir şey anlamış. Bana dedi ki bak Fenice dedi Mehmet'le Sarıye'yi uyar dedi. Uyarsan uyar dedi. Eğer uyardıktan sonra da eğer yine yaparlarsa dedi biz karışmayız. Herkes ne haliyorsa görsün. İyi bu ne sen zaman? Ya, ne zaman oldu? Telefonunuza gelen mesajı siz nasıl bilmiyorsunuz? Allah'ım ya. Eşiniz hayır, görüyor hayır, da siz bilmiyorsunuz. Benim telefonuma hayır. Benim telefonuma öyle mesaj falan gelmedi. Hayır. Kabul etmiyorum ben. Benim bu kolyeden tamam, de... Tamam onu kabul etmiyorsam peki. Sevgililer gününde asla kabul etmiyorum. Oğlun dedi ki Hacı Veli, şey. Hacı Veli oğlun dedi ki abi. Dedi ki Dizem de geliyordu, annem de vardı, Mehmet de geliyordu, annem çay demliyordu, birlikte içiyorduk ve annem bizi bırakıyordu, Dizem'le Mehmet oturup konuşuyorlardı diye söyledi. Bu da mı yalan? Ay. Çocuk da mı yalan söylüyor? Yalan hiçbir zaman. Bak ben o şurayı şunu doğru söyleyeyim. Mehmet bir gün bak bize eşiyle beraber geldi. Eşiyle beraber geldi. Ondan sonra da ya abi, o da gitti. Onu bunu ki bak dinle abi, beni. O da Mehmet onu bunu sizden getirdi. Çıkmazdı ki. Yedim. Bak Mehmet sizden çıkmazdı. Bunun yalan bari söyleme gözünü seveyim. Yani yukarıda Allah var. Mehmet devamlı size gelip giden biri. Bize gelip giden biri de ben her gün Allah'ın senin aranda bize geliyordu. Niye gelmiyor diyorsun ya? Niye gelmiyor diyorsun? Ya Felisa Hanım ya. Felisa Hanım. O kadın evet. Dediğin kişi senin kardeşin ya. Tamam insan kardeşine bunu yapar mı? Ne olur ya? Ben şu an tehditler alıyorum bak ne olur tehdit alıyorum telefonlar açılıyor bana. Kim açıyor? Sana kim tehdit edecek ya kim ben buradayım seni? Kim tehdit edebilir seni? Evet özel numarada tehdit geldi bana. Tehdit bak, alıyorsanız gidin emniyet güçlerine evet. Savcılığa şikayette bulunun. Savcılığa şikayet eğer tehdit ediliyorsan. Ben zaten bulundum şikayetimde. Şimdi ve bak, her şeyde boş ver. Fenisa Hanım bir dakika şimdi normalde Fenisa Hanım onu sorarız da Fenisa Hanım şimdi sonuçta senin kardeşin. Böyle bir yasak ilişki yaşıyor. Senin eşin anlamış. Senin evet. Eşinin anladığı bir şey. Sen kardeşinin yaptığı bir şey anlamadın mı? Ablasısın onun. Kardeşini uyarmadın mı? Bak kardeşim bak. Demedin mi? Ya da bir şey biliyorsan bak şimdi sonuçta Mehmet'le beraber gitmişler. Şimdi o çocuklar 3 tane çocuk da orada. Ne olduğunu kimse bilmiyor. Hasan korkuyor. Dolayısıyla sen kendi çocuğuna bakmayan benim çocuğuma mı bakacak? Ha, bir de o var. Ya sen hiç kardeşinin bu Mehmet arasında bir şey olduğunu hiç mi anlamadın? Anladıysan niye ablalık görevini yapmadın? Ben söyledim. Ben eşimden o gün söyledim. Ben söyledim. Sarıya dedim bak dedim bu dedim böyle bir şey olmaz dedim. Ne olur dedim hani uzaklaş. Onun da 3 çocuğu var senin de 3 çocuğun var dedim. Olmaz dedim. Ben ondan sonra Mehmet'i de uyardım. Ondan sonra bize geldiğinde her defasında geldiğinde ben söyledim. Ama bitti bana. Ben ne yapabilirim ondan peki, sonra? Her zaman sana geldiğinde Sarıya oraya geldiğinde Mehmet'e sizin eve geliyor muydu uyarmalarınıza rağmen? Bak her şeyi boş ver benim. Sarıya boş verme. Soruya cevap verir misin? Boş verme olmaz. Olmaz. Bir dakika. Bak soruyu bir daha soruyorum. Senin evine kardeşin Sarıya geldiğinde Mehmet de o eve gelip gidiyor muydu? Hayır. Mehmet gelmedi. Ben nerede o zaman Mehmet'i de Sarıya'yı eve koysam o zaman ben o düpedüz onların arasını yapmış olacağım o zaman. Ya herkes bunun bir eve yazılırsa. Herkes onu söylüyor. Benim kardeşimin 3 tane çocuğu var. Hayır Fenisa benim kardeşimin 3 tane çocuğu var avukatımız ya. Avukatımız bir şey soruyor. Fenisa dur bir dakika. Fenisa Hanım gayet güzel kendinizi ifade ediyorsunuz bıdı bıdı bıdı. Kafanız evet. Da çalışıyor belli ki. Böyle bir evveliyat olmasa bu ilişkinin bir adam kocasıyla çay içtiği kadını gecenin bir köründe 3 çocuğuyla alır götürür mü ya? Yani bir evveliyatı var bu ilişkinin. Bunda da sizin payınız var. Hayır benim hiç öyle bir şey hiç yok benim. Ben ne buluşturdum ne onları görüştüm. Sizi hiç asla ben kardeşim. Bir de bir şey söyleyeceğim Fenisa Hanım bir şey söyleyeceğim ya. Şimdi sonuçta Mehmet bu olayı ayın 12'sinde öğreniyor. O güne kadar da zavallı ne ruhu hiçbir duyuyor. Şey siz bu olayı kocanla biliyorsun, sen biliyorsun, herkes biliyor. Sari'yi uyarıyorsunuz. Biliyor. Kayınvalide biliyor. Sari'yi uyarıyorsunuz. Onlar hala devam ediyorlar. Ya insan Hasan'ı uyarmaz mı kardeşim ya? Bu arada çok ilginç bir şey var. Bir cevap versin. Neden bana uyarmadın abi? Söyle evet, bakayım. Yani konuşma. Niye söylemedin? Böyle bir sıkıntı var. Ben size ne kötülük yaptım? Borcunuzu ödedim.
veya her türlü desteği sağladım. Bak, borcunuzu ödedim derken herhalde orada benim eşimi karıştırdın herhalde. Benim eşimin borcunu mu ödedin asla? Peki eşinin... Tamam, peki bak, tamam dur ben... şunu da söyleyeyim. Peki siz benim Hasan'ı hakkımda... Hasan'ı niye uyarmadın Hasan? Bir dakika Hasan. Bir söylesene. Hasan'ı neden uyarmadın? Niye söylemedin ya Fenisa Hanım? Ben kardeşim uyardıktan sonra kardeşim bana bir daha tamam ama bitti dedikten sonra ben ne yapabilirim artık? Bitti dedi tamam. Ha, demek ki bak kendinizle çelişiyorsunuz. Şimdi itiraf ettiniz. Demek ki ilişkiyi biliyordunuz. Bir de zavallım Hasan'ı suçluyorsunuz. Diyorsunuz ki ya, karısının peşine düşeydi. Niye suçlayacağım ben Hasan'ı? Ama öyle konuşmaya başladınız. Kardeşim üzüldüm. Geçmiş olsun. Hasan ben elimden geleni yapayım. Ne yapabiliriz diyeceğinize Hasan'ı suçladınız. Hanım biz bir konuşsunlar kendi aralarında. Hanımın peşine düşeydi diye. Bayağı da konuşmuyorsunuz. Mehmet galiba. Size gelip beni kötülüyormuş. Doğru mu? Ben asla duymadım Hasan. Sen benim dayımın oğlusun. Ya. Ben asla bak senin de bir kötülüğünü görmedim. Hiçbir oranın hiçbir ha bizim aramızda bu para yüzünden kötü oldu ona bir şey. Bir günden mi benden ya da sizden ben hiçbir sizden kötülük hiçbir görmedim. Şekilde bir şey duymadım. Siz benden tamam, bir şey duymadım. Ama öyle yapalım. Bize gelirdi şimdi, bak ben duymadım. Bilal Fenise bir şey soracağım. Sonra bir, sen hatta dur bir telefonda bir konuğumuz daha olacak. Sen gittikten sonra Mehmet'le konuştun mu? Sariye'yle konuştun mu hiç? Ben yemin ederim hiç konuşmadım. Bak bir şey senin yemin etmenle bu olmaz biliyorsun değil mi? HTS kayıtları var. Yani sen ya da senin ailenden birinin Mehmet'le ya da Sariye'ye yaptığı görüşmeler kayıtlarda, uydu kayıtlarında olur. Sen de bunu şu anda bu da kayıtlara düştü. Sen şu anda bize yalan söylüyorsan o zaman sen de onlara yardım ve yataklık ettiğin için sen de suçlu olacaksın. Peki sen o zaman ben bu uyarıyı yaptıktan sonra sorumu bir daha soruyorum. Sen Mehmet ve Sariye beraber çocuklar alıp gittikten sonra görüştün mü Mehmet'le Sariye ile görüştün mü? Hayır hiçbirinden görüşmedim. Peki neden? Kocan görüştü mü? Hayır görüşmedi hayır. Çocuklarının hattı Mehmet'in üzerineymiş öyle mi peki? Hayır benim çocuklarımın, benim çocuğumun Hacı Veli'de benim telefonum falan yok ki kart falan yok ki. Şerife'nin hattı Mehmet Aslan Taş'ın üzerine. Hayır kızının, asla ben kabul kızının, etmiyorum. Bak kızının hattı Mehmet Aslan Taş'ın üzerine. Bunu da mı yalanlayacaksın? Yani bunu ben yalanlamama bir, gerek bir yok. Verin versin. Numarayı müşteri temsilcisinden öğrenebilirsin. Bir cevap verir misin buna? Kızının hattı neden Mehmet'in üzerine? Bir de kızın ya ben anlamadım yani. Ne hani, malum yani öbür gün yani, kızını da kaçırır o adam. Bir yanıt versin. Fenise Hanım. Fenise Hanım hatta mısın? Evet buradayım. Kızının hattı neden Mehmet'in üzerine? Ya benim kızımın hattı neden Mehmet'in üstüne? Biz evimizin, ailemizin içinde hiçbirimiz bu borç dolayısıyla yüzünden hattı üstümüze alamadık. O zaman da hani biz Mehmet'in evinde hani gelip gidiyorduk. Hani komşumuzdu. Ondan sonra bu aramızda böyle mevzu oldu. Biz ondan sonra da ben eşimle tanıştım. Hani böyle dedim bak dedim Şerife hat istiyordum. Onunla mevzu oldu. O da bana dedi ki Mehmet de o sırada oradaydı. O sonra Mehmet dedi madem abartı ben kendim üstüme alayım dedi. Ben ne olacak da dedi. Ben de tamam dedim. O sonra eşime Mehmet tanıştım. Mehmet bayağı sizin aileye bayağı girmiş. 15 yaşında çocuk için elzem evet, miydi? Yani kesinlikle öyle.